Behnel Miler'den merhaba. Doçent Doktor Hakan Güneş ile birlikteyiz. Operasyonun, Rusya-Ukrayna operasyonunun 7. gününü değerlendireceğiz. Hakan Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün stüdyodayız. Evet. Sizi stüdyoda ağırlıyoruz bugün. Şimdi Hakan Hocam hiç lafı uzatmadan operasyonun 7. günü. Artık bir haftayı geride bırakıyoruz. Ama bölgede şiddet giderek artmaya devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz bir haftayı şöyle bir değerlendirecek olursanız ne söylersiniz? Ama tabii bunun da ötesinde Putin'in ilerleyişi nereye kadar devam edecek? Ve önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta nelere gebe? Evet, şimdi askeri uzman değilim ama çok kaba gerçekler var. Bunlardan bir tanesi Rusya şok saldırısını yaptı. Ancak şehirlerin eteğinde durdu. Şimdi büyük soru başta Kiev olmak üzere. Aslında esasen Kiev'in alınıp alınmayacağı sorusu. Çünkü diğer sahalarda yavaş yavaş ilerleme oluyor. Ve biz bu arada sürpriz bir Polonya, İngiltere ve başka bir oyuncunun da devlet düzeyinde sahneye girip girmeyeceğini anlamış olduk. Evet. Anladığımız kadarıyla işte daha çok yabancı savaşçı tabir edilen kişileri göndermeye karar verdiler. Bunun dışında kendi ordularını, resmi ordularını göndermeyecekler. Bunlar ortaya çıktı ve tabii ki dün yani büyük haber evet şu. Yani şehirlerle ilgili bir savaş başladı kısmen ama daha tam düzeyde değil. İşte 60 kilometrelik 40 millik neyse bu uzun konvoy ve bunun işte sıradaki büyük operasyon ya da saldırı için kullanılacak olması demek ki bunu göreceğiz sahada. Ama bu tabii sayısız yanıyla ele alınmaya başlanan bir şey. O kadar büyük bir kutuplaşma herhalde Soğuk Savaş döneminde bile çok ender rastlandı. Yani kamuoylarının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar birbirleriyle kavga ettiği, kutuplaştığı, birinin diğerini mutlak şiddetin kaynağı olarak gördüğü bir duruma dünya ya da Avrupa benim bilgilerim dahilinde pek gelmedi. Yani Bosna'da savaş olduğunda lokal kaldı diyelim ki hani Balkanlar. Biz çok ilgilendik tabii ki falan ama yani işte Belçika'dakilerin çok da umurunda öyle bir olay olduğundan ancak haber izliyorsa haberdar olur. Bu öyle bir olay değil. Bu Finlandiya'dan efendim bizim Ardahan'a kadar her yerde herkesin çok konuştuğu, her gün konuştuğu, 120 gündür konuştuğu bir konu. Hele son 7 gündür böyle de gidecek ve tabii bu savaş nereye gider konusunda eğer şu sorulacaksa Rusya işgal edecek mi? Evet, seçeneklerden bir tanesi o gibi görünüyor eğer yol alırsa ama her durumda bir hükümet değişikliği ya da ağır bir anlaşma Zelenski ile olmaksızın Rusya oradan çıkmaz. Çünkü çıktığı anda Putin'in kendisi gidecek. Yani bunu uzun sürdürmesi çok çok zor. Bu nedenle henüz Rusya askeri kartlarını oynamış değil zaten onları biliyoruz. Evet. Şu nedenle de işgal ihtimali daha şey görünüyor. Yani böyle yapsaydı diye değil ama savunmacı saldırı araçlarını tamamen kullanmadı. Ne demek bu? İşte askeri altyapıyı mesela kendisine tehdit olarak gördüğü askeri altyapıya masif, topyekun büyük bir saldırı yapıp hiç asker göndermemiş olmak mesela başka bir seviye olurdu. Ama bu öyle yapmadı. Şimdi bu dolayısıyla daha kapsamlı bir Ukrayna dizaynına niyet ettiğini gösteriyor şu aşamada ama ya ben gün, saat, dakika itibarıyla bu süreçlerin yeniden şekillenebileceğine hala ihtimal veriyorum. Çünkü bu bir savaş ve bildiğimiz bütün bu kadar çok aktörün tarafı olduğu hiçbir savaş öyle iki aktörle kalmaz. 6 ay ara verilse 7. ay çıkar onu da söyleyeyim. Yani o açıdan bunun durdurulması bile yetmeyecek bu savaşın. Kapsamlı bir kuvvet indirimi, çok kapsamlı bir kuvvet indirimi ve barış dili olmaksızın bu işin yani sadece geçici olarak ertelenmesi mümkün. Olay sonsuz derecede ciddi. Evet, olayın ciddiyetine siz de dikkat çektiniz. Özellikle Rusya askeri kartını henüz oynamadı ve Putin bölgeden istediğini almadan çıkmaz. Zaten kendisi için de çok iyi bir imaj olmayacaktır dediniz. Şimdi peki müzakerelere bir bakalım çünkü bugün müzakerelerin ikinci turu görüşülecek. Şimdi pazartesi günkü görüş, biz sizinle yayınımıza bir atıfta bulunalım. Siz o gün pazartesi günü yani müzakerenin birinci turundan bir şey çıkmaz. Zaten gidenlerin bile bir umudu yok demiştiniz. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün bir açıklama yaptı ve
Yani Rusya'nın çok gerçekçi olmayan talepleri var. Müzakereler bu nedenle devam etmeyebilir dedi. Birinci sorum, müzakereler devam eder mi, bu olsun. İkinci sorum da, eğer olur da müzakereler devam ederse bir hatırlayalım mı? Kim ne istiyor? Yani Putin ne istiyor? Zelenski ne istiyor? Ve tabii ki görüşmelerin sonunda bir ilerleme kaydedilirse Putin ve Zelenski müzakere masasında yan yana gelir mi? Emin değilim. Çünkü çok kamuoyla, yani bir imza atılacağı noktada bile bunu savunma bakanları, meclis mekanizmaları ve başka düzeyde bir heyetle şey yapabilirler. Evet. Ve bir müddet zaman geçtikten sonra belki yan yana gelebilirler. Eğer böyle bir olasılık olacaksa, ama bunu bilmiyoruz. Çünkü Ukrayna içinde şu anda bir yandan Rusya'yla savaş var. Rusya'ya karşı bir mücadele var. Ama aynı zamanda kendi içlerinde de iktidar mücadelesi var. Aynı şey Rusya içinde geçerli ama Ukrayna'da daha yüksek düzeyde. Zelenski'nin Rusya'yla masaya oturmaya en yatkın son 8 yılda ortaya çıkmış, hani bilinen liderlerden birisi olduğunu altını çizelim. Aşırı sağın ve merkez sağın da destek vermesiyle onun barış adımlarının engellenmiş olduğunu da ekleyelim. Bunları söyleyelim. Evet. Yani bunlar önemli. Mesela Rus dilini yasakladılar Zelenski seçilmeden önce. Zelenski bu saçma yasağı, bu ırkçı yasağı kaldırmak üzere, ki Rusya ile aralarındaki, yani Putin'e bütün kozları veriyorsunuz. Bu saçma yasağı kaldırmak üzere parlamento sürecini başlatırken aşırı sağ, işte bayağı Naziler gamalı şeylerle, harçlarıyla, üniformalarıyla yürüdüler Zelenski'ye. Bunları atlamayalım. Şimdi dolayısıyla burada Poroshenko'sundan aşırı sağ gruplara kadar ve bunların arkasındaki oligarklara, Ukrayna oligarklarına ve onların Amerika'da ve Londra'daki bağlantılarına kadar herkes oyun içinde oyun oynuyor. Orada çünkü onların uzaktan seyrettiği bir dram var. Ukrayna'nın paramparça olması, Putin'in oraya günün sonunda çok yıpranarak da olan, özellikle çok yıpranmış şekilde hakim olması hiç umurlarında değil. Yani onları hiç üzecek bir şey değil. Bu bakımdan bir, niye bunları anlatıyorum şunun için. Zelenski masaya oturmaya daha yatkın. Ama tabii onun da bir takım sınırları var. Hem halk açısından geçmiş oranla daha meşru, uluslararası toplum açısından da öyle, daha fazla hani destek var kendisinin arkasında. Ama bunu içeride bir güce dönüştürebilir mi? Hangi aşamada imza atarsa neye, bu onun yok oluşu olur? Hangi aşamada, öte yandan da hani topyekun zaten işte Kiev'den de askeri olarak bir helikopterle Amerika'ya uçmak durumunda da kalabilir. Bu da yani değil mi sıradaki seçenekler? Onlar şimdi Zelenski'nin önünde 300 bin seçenek falan yok. İki seçenek var. Yani çok açık şu andaki denklem açısından. Onun için ikinci gün ne dedi? Tarafsızlık dahil her şey hazırım. Evet. Putin yaptı. Sabah kalktığında ne dedi? Hani bir tür direniş noktasında bir askeri hat sağlayınca. Tamam görüşelim ama bir umudum yok dedi. Evet, söyledi. Ve ön koşulsuz. Dolayısıyla şimdi bunlar böyle günlük şeyle değişiyor. Yani Kiev'in düşmeye yakın olacağı, alınacağına, yani Rusya'nın kontrolü geçeceği aşamada konuşmak başka bir şey. Henüz bu olmadan Kiev senin elindeyken konuşmak başka bir şey. Zelenski de bu nedenle ben masadan kolayca çekileceğini düşünmüyorum ama şu kadar çılgın, saçma bir sürü aktörün olumsuz faktörler olarak girdiği bir denklemde hangi tahminimiz çok devre, yani şey olacak? Bu temkinle tabii ki söyleyeyim. Evet, tahmin etmek de zor zaten. Ama kuvvetle muhtemel tabii böyle. Evet. Yani masadan ben Zelenski'nin daha yatkın düşünmüyorum. Putin'in de şöyle korkunç bir basıncı var, hem ülke içinde hem ekonomik olarak. Hem de işte Ukrayna en azından propaganda savaşını Amerika'nın ağır ve açık bir şekilde kazandığı belli. Ve Zelenski'nin çok açık yani. Dünya kamuoyu sadece bir pencereden görüyor. Ve bu anlamda Putin'in işi çok zor. Peki. O zaman nükleer silah endişesine bir bakalım. Çünkü o da sıcak başlık olarak önümüzde duruyor. Şimdi Putin Rus ordusundan nükleer silahları kapsayacak şekilde özel bir savaş durumuna geçmelerini istedi. NATO'dan da aslında buna cevap gecikmedi. NATO da dedi ki NATO'nun nükleer başlıklarının bir bölümü de her an kullanıma hazır. Şimdi pazartesi günkü yayınımıza tekrar atıfta bulunacağım. Siz orada nükleer silah kullanımı için düğmeye basan taraf kendi ölümü için de düğmeye basar demiştiniz. Doğru. Şimdi sıcak başlık olarak önümüzde durduğu için tekrar sormak istiyorum. Nükleer silah riski var mı? Bunun için endişelenmeli miyiz? Yani şöyle, henüz psikolojisi tamamen, en azından çok sayıda uzman tarafından
psikolojisi tamamen bozulmuş bir Biden ve tamamen şey olmuş, hani akıl hastanesine düşecek seviyeye gelmiş bir şey yoksa, Putin yoksa, ki böyle olsa bile o düğmeler öyle başkanın tek hani şeyle olmuyordu, kocaman bir mekanizmalar var. Tabii ki, tabii ki. Dolayısıyla ama açıklamaya çalışıyorum. Dolayısıyla hayır, nükleer savaş gerçekten kendi ölümün anlamına geleceği için o düğmeye basmak dünyanın imkansıza yakın işi şu anda. Yani. Ancak bu tehditler ve bunun böyle ne diyelim işte sınırlı kullanımı, lokal kullanımı gibi niyetler taşıyan taraflar olabilir. İşin ilerleyen safhalarında, o en son kullanış. Şimdi daha konvansiyonel bir aşamadalar. Evet. Yani kara ordularının, nükleer olmayan silahların kullanıldığı bir aşamadalar. Bu nedenle de ondan önce bir kere Amerikan ordusunun, hani Amerika'nın atmasından önce oraya bir ordu göndermesi gerekir gibi bir takım tahminlerde bulunabiliriz. ama işte ne diyelim, mesela Nagasaki ve şey hatırlayalım, yani yenilmek üzere zaten artık son aşamaya gelmiş Japon Savaşı'nda başka bir üstünlük kurmak için atıldı iki tane bomba sivil halka. Şimdi burada hangi lider sınırları nasıl zorlar, bu tür riskler var. Ama sadece o zaman hani tek nükleer güç sahibi ülkeydi Amerika. Şimdi tarafların, savaşan tarafların, daha doğrusu karşıt tarafların nükleer olması ikisinin de daha fazla çekineceği anlama geliyor. Peki buradan şöyle küçük bir detay soru sorayım öyleyse. Tabii. Şimdi Zelenski ülkesinin Avrupa Birliği için, üyeliği için bir başvuruda bulundu. Gerçi Avrupa Birliği'nden çok böyle olumlu bir yanıt gelmedi ama yani bunun prosedürleri var minvalinde bir açıklama geldi. Şimdi tüm bunlar olurken, biz tüm bunları konuşurken Ukrayna Avrupa Birliği ya da NATO ya üye olur mu? Böyle bir şey gerçekleşir mi? Yani şimdi prosedürlerin hepsinin süper hızlandırılabileceği bir şey yaşanabilir ama bu bildiğimiz işte Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri falan diye bizim mesela 30 yıldır ezberlediğimiz ülkecek gelişmelerin hepsini aşan olağanüstü bir karar vermiş olurlar. Yani ben keşke alsalar derim bu arada. Yani günün öyle sonunda mi? Çünkü ya yani şunu demek istiyorum. Yani genel olarak Avrupa, yani Rusya Ukrayna halkına şey vaat edemiyor. Bir ekonomik ve hani kültürel bir şey çekicilik vaat etmiyor. NATO ile AB aynı şey değil, o anlamda söylemek istiyorum. Yani Avrupa Birliği'ne zaten entegre olma sürecinde onları da böyle ucuz işçi haline getirmesinler, eşit üyeleri olsun. Yani zaten ekonomik olarak Avrupa Birliği sahası haline geldiler. Şimdi tabii bu bakımdan, ama alsınlar bakalım yani onun maliyetini falan. Hiç öyle yapmazlar. Onları sayısız şeyden geçirirler. Uyum programından geçirirler. O uyum programları yaparken o ülkenin kaynaklarına daha da fazla çökerler. Altyapısını çökertirler. Bulgaristan'ın, Romanya'nın başına ne geldiyse, evet, Bulgarlar ve Romanlar şu anda Berlin'de yaşayabiliyorlar. Evet, vizesiz seyahat edebiliyorlar. Ama ülkeleri ne halde? Elma üretecek halleri kalmamış. Yani genç insan kalmamış ülkelerini. Bütün altyapılarını yok ettiler. Ukrayna'nın da başına gelecek olan o. Bizim de başımıza gelecek olan o. Ama eşit üye, yani en azından kapasiteli ülkeler. Yani Türkiye belki biraz daha farklı olur. Şimdi neyse, şunu demek istiyorum. Bir, yani NATO ve AB aynı şey değil. Bir kere bunun altını çizelim. Tamam mı? İkincisi, AB'nin yaptığı şeyler de tamamen ne diyelim, bir kamuoyuna seslenme. Çünkü daha Ukrayna'dan gelen mültecileri ne yapacağı konusunda sinsice düşünceler içerisindeyken, hem onun esmerini, sarışını, onu geçiyorum. Maalesef. Bizzat bunların da eğer bu şey devam ederse ne yapacağı konusunda tartışmalar yaşıyorlar, başladılar. İki dakikada bütün özgürlükler ayaklar altına alınmaya başlandı. Rusça konuşan insanlara, Rus kökenli insanlara ya da Rus insanlara efendim işten atılma, bizzat biliyorum. Yani Çekya'dan biliyorum. Ondan sonra başka yerlerden de haberler geliyor ciddi kaynaklarla. Yani bunlar şey değil. Evet. Tamam, bazen şöyle haberler, işte Zagreb efendim Çaykovski çalmayacakmış dendi ama sonra yalan haber oldu. Doğru. Böyle müthiş de bir yalan haberler dönüyor ama bildiğimiz ve net olan kısmı bile bayağı bir Rus fobik dalga başladı. İnsanlar çocuklarını, Ruslar Avrupa'da okula göndermiyorlar. Ben de asla yapmazdım bunu. Yani ilk yapacağım iş çocuğumu şu anda yani kafamı gömmek, eğer bir Rus olsaydım Avrupa'da yaşayan, çocuğumu asla göndermezdim. Çünkü yani biliyorum, yani bir kara kafalı olarak Avrupa'da nasıl yaşadığımı, yani biliyorum.
Böyle zamanlarda insanların ne hale geldiğini, o çok medeni insanların ne hale geldiğini biliyorum. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bir şey yönetebildiği falan yok. Onu söyleyeyim. Yani keşke olağan normal mekanizmalarla işte eşit şekilde bir ekonomik birlik haline gelmiş olasılardı ama öyle değil. Evet. Yani işte bütün bunlar Almanya çok taraftar da değildi malumunuz. O daha yumuşak bir çizgi izliyordu ama günün sonunda Amerika ve İngiltere'nin Şahin çizgisi hakim oldu. Putin buna olağanüstü hizmet etti bütün bu saldırgan adımlarıyla. Korkunç bir yere doğru gidiyor. Avrupa Birliği, özetle şöyle söyleyelim, bu başvuru kabulü Avrupa Birliği'ne kabul gibi adeta kamuoyu algıladı. Gelişen safhalarda buna benzeyen bir adım atarlar mı? Yani işte kriterleri bazen atlayabiliyorlar Kıbrıs almalarında olduğu gibi. Orada da toprak bütünlüğü sorunu olmaması gerekiyor mesela işte herhangi bir sınır sorunu ona rağmen. Şimdi bu da istisna olur mu? Bu kadar kamuoyunun arkasında olduğu bir yerde. Bu işler şöyle oluyor. Savaş tam olarak böyle bir şey. Mesela diyelim ki Fransa liderlik yapmaya çalışıyor. Ey Almanya, ey olan işte diğer üyelere seslenecek. Siz bu korkunç katliam, bu Rus işgali karşısında yalnız mı bırakacaksınız? Ben derhal almayı öneriyorum dese bir lider. Diğerlerinin hepsine ne olacak Allah aşkına? Kamuoyu önlerine. Yani bu tür seslenmeler zincirler getiriyor. Herkesi uçlara doğru itiyor. Dolayısıyla bu tür şeylerle karşılaşacağız daha devamında. Bunun sadece başvuruyla kalmayan işte prosesin ilerlediği, sürecin ilerlediği yönünde hamleler. Çünkü olay Batı açısından hani bu kadar askerileştiriyorsun. Tank, top, tüfek yiyorsun ve Rusya diyor ki bu iş bir askeri mesele, anlamıyor musun diyor. Ondan sonra da olayı bir propaganda savaşıyla idare etmeye çalışıyorsun. Evet. Yani bu kadar saçma. Peki. Yani madem o kadar girdin askeri olarak karşılık ver, güvence ver, bir şey yap. Hani kendi mantı açısından söylüyorum. O da yok. Böyle. Söz Ruslardan açılmışken sizin orada bir önemli tespitiniz var. Rus fobik dalga başladı dediniz. Şimdi ben o noktada Rus halkına bir dönmek istiyorum. İşte Ukrayna halkını konuşuyoruz. Tabii ki oradaki sivillerin hakları çok önemli ama. Evet. Şimdi Rus halkına da bir bakalım. Rus halkı ne düşünüyor, ne istiyor? Tüm bu yaşananlara nasıl karşılık veriyor? Ve tabii daha da önemlisi Putin halkından destek alabiliyor mu? Şimdi Putin halkından çok net. 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde, Donetsk'teki Rusları savunup onlara işte yardım verdiğinde diyelim ki destek seviyesi %90-95'tir. Hı hı. Şimdi ben bu oranın %50'lerde olduğunu düşünüyorum. Hı. O kadar. Yani bu Ukrayna'ya yönelik askeri şey. Operasyon. Evet. Yani Donetsk başka, Kırım başka, savunma Rusların gözünde. Orada Ruslar var, Neonaziler katletti. Bu başka bir şey. Kiev'e saldırmak, kardeş bir halka aynı şey değil. Bu kadar net, yani bunun için uzman olmaya gerek yok. Hı hı. Ruslar buna karşılar. Fakat şimdi az önce konuştuğumuz şey ve bize Türkiye'de yapılan da aynı şey. Mesela böyle zamanlar, işte savaş bu nedenle korkunç. Sadece insanları, masum insanları öldürdüğü için değil. Aynı zamanda sadece milliyetçiler, şovenistler, militaristlerin sesinin çıktığı, diğer herkesin ya hain ya kahraman olduğu bir an. Şimdi Putin ne oldu bu barışsever insanlara şu anda biliyor musunuz? İşte bu sefer de ambargolar falan yığılınca bir dakika sen kimdensin sorusu geliyor sokakta. Tamam mı? Yani annesi söylüyor. Diyelim ki sen yani genç bir protestocusun. Annen şey diyor, evladım tamam haklısın yani yanlış oldu da bunlar da bizi yok etmek istiyor. Yani böyle oluyor. Sonra işte şimdi ben mesela tekrar bu ambargolar ne yapacak? İşte %50'lere kadar düştüğünü tahmin ettiğim Putin'e destekken 90'lardan 50'lere kadar düştüğünü tahmin ettiğim desteğin ben yavaş yavaş tekrar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü ambargo gündelik hayatınızda şimdi o zaman bir kısmı Putin'e kızacak ama büyükçe bir kısmı, çünkü savaş tam olarak bu. Yani milliyetçilik, şövenizm, uçlaştırma, askeri dille konuşma, hain kahraman arasında bir şeyin kalmaması. Nasıl Rusya'daki sıradan savaş karşıtı Rus pasaportlu insanların çocuklarına saldırılar başladıysa, yani çok yakıcı bir şey, şaka değil bu. Evet. Aynı şekilde Rusya'da da barış isteyen insanlara aynı şiddet uygulanıyor. Evet. Yani durum bu. Hakan Hocam çok çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Beynelmilel'de Doçent Doktor Hakan Güneş Rusya operasyonunun 7. gününü değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.